Sevgili 4. sınıf arkadaşlarım, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle kitabımızın 124. sayfasında yer alan Bilim İnsanı Nasıl Olunur dinleme metninin sorularını yanıtlayacağız. Kanalımıza bundan önce bu videoyu yükledim arkadaşlar. Muhakkak onu dinleyin sonra soruları yanıtlayalım. Hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Bilim insanı nasıl olunur? Aslında arkadaşlar bilim insanı araştırmayı seven, merak eden, sabırlı, azimli kişilerden olur ve okul hayatımızın güzel geçmesi, çalışmamız, çabalamamız bizi güzel yerlere getirir. Bilim insanı olabiliriz hepimiz. İkinci soruyla devam ediyorum. Hatalarımızdan ders almayı öğrenmeliyiz cümlesinden ne anlıyorsunuz? Hepimiz insanız hata yapabiliriz. Önemli olan hata yapmamak değil, yaptığımız hatadan yola çıkarak doğruları elde etmek. Yani hatanın sonucunu görüp onu dikkate almak ve bundan sonra onu yapmamak, ders çıkararak başarıya ulaşmak diyebiliriz arkadaşlar. Metni dinlerken hoşunuza giden cümleleri buradan not alabilirsiniz. Videoyu burada durdurup tekrardan metni dinleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci etkinlikte dinlediğiniz metni ana hatlarıyla anlatınız demiş. Bir bilim insanının normal insanlardan nasıl farklı olduğunu bir bilim insanına gazeteci soruyor. Bilim insanı da küçükken annesiyle yaşadığı bir olayı anlatıyor. dolaptan süt alırken yere döktüğünden bahsediyor. Annesi ona kızmamış ve bu çocuğun ders çıkarmasını sağlamış. Ve bilim insanı da bu olayda yaptığı hatadan ders çıkardığını, ilerideki hayatında hata yapmaktan korkmadığını ve yeni şeyler öğrendiğini anlatmış. Üçüncü etkinlikte kelime vermiş, anlamını tahmin edeceğiz, sözlükten kontrol edip yazacağız. Birincisiyle başlıyoruz muhabir. Arkadaşlar siz tahmininizi yazıyorsunuz, ben anlamını yazıyorum. Muhabir haber toplayan, basın ve yayına bildiren kişi. Cümle içinde kullanıyoruz. Muhabir olayı çok detaylı anlattı. röportaj konusu araştırma olan gazete dergi yazısı bu konuda çocuklarla röportaj yapacağım deneyim tecrübe çok deneyimli bir insanın sözleriyle yola çıktım. Fırsat uygun şart zaman diyebiliriz. Bu fırsatı kaçırmak olmaz diyoruz cümlemize de arkadaşlar. Dördüncü etkinliğime geçebilirim. Evet arkadaşlar soruları metne göre yanıtlayacağız. Birinci soruda bana gazete muhabiri bilim insanına ne sormuş demiş. Ee, i̇lk soru da arkadaşlar. Bilim insanı diğer insanlardan ee, neden farklıdır bir bilim insanının diğer insanlardan farkını sormuş Peki, bilim insanı çocukken buzdolabından neyi almak istemiş süt şişesini almak istemiş. Süt şişesinin kırılması olayında annesi nasıl bir tepki vermiş? Kızmak yerine öğrenmesini sağlamış. Hatalarından ders çıkarmasını sağlamış diyebiliriz. Dökülen sütü temizlemek işini kimler yapmış? Çocuk ve annesi. yapmış. Küçük çocuk süt şişesi taşımayı nasıl öğrenmiş? Bahçede su şişesi taşıyarak öğrenmiş. 5. etkinlikte metnin konusunu ve ana fikrini sormuş bana arkadaşlar. Konusu bir bilim insanının özellikleri, nasıl bilim insanı olduğu. Ana fikri hatalar yeni şeyleri öğrenmek için birer fırsattır. Metnin içeriğine uygun farklı başlık belirleyiniz demiş. Hatalarımı seviyorum ya da hatalarımdan ders alıyorum. İtinde işaret edilen problem nedir? Siz bu probleme nasıl bir çözüm bulabilirsiniz? Süt şişesini düşürmek problem. Siz nasıl e, bir probleme çözüm bulurdunuz demiş arkadaşlar. Tutmaçlı bir şişede muhafaza etmek. ya da cam şişe yerine e, daha kırılgan olmayan sağlıklı bir şişe kullanmak diyebiliriz. 8. etkinlikte yaptığınız hatalardan hangi dersleri aldınız? Size bu davranışlar ne gibi değişiklikler oluşturdu paylaşınız demiş. Size kalmış bir soru arkadaşlar burayı size bırakıyorum. Herkes kendi hatasından çıkardığı dersleri yazacak. 9. etkinlikte bana verilen yay ayraç için uygun noktama işaretleri koymam gerektiğini söylemiş. Başlayalım. Bulutsuz bir gecede ayın yüzünde lekeler görürsünüz. Iına ayırıyoruz arkadaşlar. Ayın neden böyle görüldüğünü araştırmak isterseniz ne yaparsınız? Soru işareti. Bilim insanları farklı alanlarda çalışmalar yürütürler. Cümlem bitmiş. nokta koyuyorum. Bir biyologsanız tohumları, virgül bitkileri, hücreleri, böcekleri laboratuvarda topar toplar ve onları incelersiniz. nokta bir jeolaksanız taş örnekleri toplar, kimyasal yapılarını araştırırsınız. Mühendisseniz geliştirmek istediğiniz aletin parçalarını bir araya getirir ve yeni makineler elde edersiniz. Ancak bir gökbilimciyseniz dünyadan kesme işareti kilometrelerce uzaktaki gökyüzü hakkında çalışırsınız. Bu çalışmaları yürütebilmenizin tek yolu uzaktaki cisimleri yukarıdan görebilmenizi sağlayacak bir araç bulmaktır şekilde arkadaşlar metnimi tamamladım. 10. etkinliğime geçiyorum. Bu web sitesinin hedef kitlesi kimlerdir demiş. Burada bana bir web sitesi vermiş. Ee, çocuk kulübü. Bakın arkadaşlar o zaman web sitesinin e, hedefi çocuklar öğrencilerdir. Öğrencilerdir web sitesine hazırlanma amacı nedir demiş arkadaşlar. Öğrencilere destek olmak. Bakın Atatürk'ten bahsediyor. Burada kültür, sağlık, bilim alanında. Öğrencilere destek olmak, araştırma sağlamalarını yapmalarını sağlamak diyebiliriz. 11. etkinlikte şiiri kendi yazı stilinize göre yazınız demiş. Bu kısım size kalmış. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar değerlendirme çalışmalarını yapacağız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bizden Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.